Herkese selamlar dostlar, ben Ahmet. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün o çok istediğiniz 200 bin abone özel oda vlog ve soru cevap videosunu çekiyorum arkadaşlar. Gerçekten başımın etini yediniz. Abi soru cevap videosu, oda vlog nerede kaldı, ne zaman çekeceksin dediniz. En sonunda arkadaşlar en müsait zamanda çekiyorum. Biraz heyecanlıyım arkadaşlar, bu yüzden kusura bakmayın. Çünkü ilk defa bu tarz bir içerik çekeceğim. Yani amatör olursa kusuruma bakmayın. Yani kanalımda 975 tane oyun içeriği var arkadaşlar. Ve ilk defa böyle bir video çektiğim için birazcık hazırlıksızım da. Ama elimden geldikçe sizlere güzel bir şekilde, profesyonel bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Birazdan dünyanın en fakir ve en basit arkadaşlar YouTuber odasını göreceksiniz. Hadi bakalım, lafı uzatmadan like'lara gelsin. Bu arada ilk defa böyle İlk defa bu tarz bir içerik çekiyorum arkadaşlar. Like'larınızı bekliyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi dostlarım, ilk etapta şöyle bir şey söyleyeyim. Mikrofonum bu. Her zaman tüm içeriklerimi buradan ses kaydı olaraktan yapıyorum. Kulaklığın mikrofonu gerçekten çok çok iyi. Kulaklığın modeli SNRW1 Rampage'in arkadaşlar. SNRW1 zaten aşağıya ekstra olarak yazı notu geçmişimdir arkadaşlar modelini. Hani ekstra harici bir mikrofonum yok. Birazdan bunu bırakacağım. Telefonun mikrofonundan yola devam edeceğim. O yüzden ses kalitesi birazcık değişebilir. Haberiniz olsun. Hadi bakalım başlıyoruz. Şöyle bir alalım. Tripodumuzu biraz küçültelim. Arka kameraya geçelim. Ta 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 ta. Buyurun arkadaşlar. O mükemmel YouTuber odası burada arkadaşlar. Yeşil perdem, benim canım bilgisayarım, oyuncu koltuğum ve ultra softboxlarım. Tabii ki masa lambaları arkadaşlar. Ve hiçbir yerde satılmayan tripodum ve tabii ki de ayna arkadaşlar. Bu niye burada? Neden böyle bir ortamda video çekiyorum? Onları anlatayım. Bu arada arkadaşlar, burası da odam. Hani iki tane koltuk, iki tane tekli koltuk, bir masa, çiçekler, klasik bir misafir odası. Pandemiden dolayı arkadaşlar bu odayı kullanıyorum ben. Misafir gelmediği için şu köşeyi şöyle birazcık daha uzaklaşayım. Şu köşeyi kendime dizayn ettim. Bir habitat alanı yarattım arkadaşlar. Şimdi ekipmanlarımı göstereyim sizlere. İlk etapta şu aynayla yola devam etmek istiyorum. Neden bu ayna burada arkadaşlar? Şimdi kameranın telefonla arkadaşlar çekimlerimi yapıyorum. Kamerayı, arka kamerasını kullandığım için daha kaliteli çektiğinden dolayı kameranın ön tarafı bana bakıyor. Normal ekranda arkaya baktığı için kaydın açık olup olmadığını kontrol etmek amaçlı bir ayna koydum arkadaşlar. Bu şekilde kayıtlarımın açık olup olmadığını kontrol edebiliyorum. Yani mantıklı bence. Gelelim o canım oyuncu bilgisayarına. Herkes modelini sormuş. Soru cevap videosunda daha detaylı bir şekilde göstereceğim. İki tane ışık var. Masa ışığı arkadaşlar. Masa lambası. Ondan sonra kablosuz mouse'um, zaten videolardan tanıyorsunuzdur, ve kulaklığım arkadaşlar. Bu da şarjlı pillerim. Gördüğünüz üzere bunları şarj bittikçe kullanıyorum. Bir de 7'li iki tanesini iptal edip 5'liyi çevirdiğim bir arkadaşlar fiş var, şarj makinem vesaire. Işıklarının şarjı burada. Ve tabii ki de yeşil perdem arkadaşlar. Bu yeşil perdeyi de yani 10 liraya 20 liraya terzide bulabilirsiniz. Ve tabii ki de hiçbir şekilde kullanılmayan televizyonumuz. Aga ben. Çok güzel değil mi? Bence çok zekice. Zaten size demiştim arkadaşlar, dünyanın en kısa oda vlogu diye ve en basit ortamı. Çünkü gösterebileceğim ekstra 100 tane kameram yok maalesef arkadaşlar. 100 tane bilgisayarım yok ya da bilgisayarımın detaylı kullanımı yok. Zaten soru cevap videosunda ekipmanlarımın daha detaylı anlattığım bir kısım olacak. Hani videoyu baştan sona izleyen arkadaşlarımız beni en saf şekilde tanıyacaklar. Yani iki tane ışığım var bu şekilde ve bir tane de laptopum var. Tüm işlerimi bu şekilde hallediyorum arkadaşlar. Böyle gidip de hani RTX 2060, 3090 bilmem ne, iyi 7, 10K bilmem ne, öyle ekipmanlara ihtiyacım yok. Onlar birazcık da arkadaşlar uzun vadeli ekipmanlara ihtiyaç oluyor. Ben zaten Clash of Clans içerikleri çektiğim için mobil bir oyun. Çok böyle ağır sistem gereksinimi isteyen bir oyun olmadığı için o yüzden rahatım bu konuda. Aga be, bakın yırtılmış. Görüyorsunuz, garibanın hali belli arkadaşlar. Garibanın hali belli. Şimdi gelelim o soru cevap videosuna arkadaşlar. Herkes çok güzel sorular sormuş. Gerçekten size mükemmel bir yöntem göstereceğim para kazanma konusunda. Abi ne kadar kazanıyorsun? Çok geldi bu soru. Hani size bir yöntem göstereceğim, diğer YouTuber'larında ne kadar kazandığını bu formülden çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi abi ilk sorumuzdan başlayalım. Abi farklı Clash of Clans oyunları da çekmeyi düşünüyor musun? Örnek Clash Royale, Clash Quest, Brawl Stars gibi. Gençler, şu an için Clash Tuber kanalında o içerikleri çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Ancak Clash Royale'i sevdiğim bir oyun arkadaşlar. Oynuyorum da arada, ancak Clash Tuber kanalına çekmeyi düşünmüyorum. Çekersem belki ikinci bir kanalda, neden olmasın. Gelelim abi
ailen oyun oynaman ve video çekmen konusunda neler düşünüyorlar? Gençler, ailem desteklediler beni sürekli. Destekledikleri için de arkadaşlar hiçbir şekilde neden bu işi yapıyorsun gibisinden sorular sormadılar. Tam tersi sürekli tam destek verdiler. Bu şekilde mesela bu misafir odasını kendi işlerimi yapabilmem için bana ayırdılar. Kimse gelmiyor mesela video çekerken veya diğer şekilde. Hem burası benim odam oldu arkadaşlar. Bu konuda beni destekliyorlar. Çok teşekkür ederim buradan aileme, anneme, babama, kardeşlerime. Abi okulu okuyor musun? Okuyorsan hangi bölüm? Gençler, ben aslında iki tane üniversite okuyorum. Bir tanesi açık öğretim, bir tanesi normal örgün sistem arkadaşlar, normal üniversite. Bir tanesi bilgisayar programcılığı, diğeri ise sosyal medya uzmanlığı. İkisi de benim alanımla ilgili olduğu için severek okuduğum bölümler arkadaşlar. Yani bu soru da bu şekilde. Hızlı hızlı cevap vermeye çalışıyorum. 34 tane soru var arkadaşlar. Hangisine yetişeceğim, hangisine yetişmeyeceğim. Abi, yaşın, boyun, yaşadığın şehir. Gençler, şöyle söyleyeyim. Yaşım 21, 1,5 ay sonra 21'e gireceğim işte. Boyum 1,73 arkadaşlar. Yani orta boyluyum arkadaşlarım. Çok arkadaşlar demeye başladım. Ve yaşadığım şehir Batman'da yaşıyorum dostlarım. Yani Batman'ı belki birçoğunuz haritada nerede olduğunu bilmiyordur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Yani belki birçoğunuz beni İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara gibi şehirlerde yaşadığımı düşünüyordur. Ama yok, ben Batman'da yaşıyorum dostlar. Öyle. Joch'ta başka hangi oyunda? Joch'tan başka, hani Clash of Clans'tan başka hangi oyunları oynuyorsun? Güzel soru. Gençler, arada PUBG atıyorum böyle kafa dağıtmak için. Clash Royale giriyorum arada. O kadar. Yani Brawl Stars'a herhalde en son 5 ay önce falan girdim, yani öyle söyleyeyim. Oynadığım bu iki oyun var. Clash Royale ve PUBG Mobile. Şimdi bu çok garip bir soru. Şampuanı ilk başına mı döküyorsun, yoksa eline şampuanı döküp sonra saçına mı sürüyorsun? Bunu arkadaşlar iki yöntemle yapan insanlar var. Ben elime döküyorum, sonra başıma döküyorum. Çünkü miktarını bu şekilde görmüş oluyorum. Yani kafama direkt dökersen ne kadar aktığını göremem. O yüzden ilk önce elime, sonra başıma. Garip bir soru olmuş. Kim sormuş lan bu soruyu? Abi, YouTube'da hedefin ne? Gerçekten ama gerçekten YouTube'da hiçbir hedefim yok. Hedefsizlik kötü bir şeydir aslında. İlk etapta 200 bin abone hedefimdi. Hedefime ulaştım. Şimdi 500 bin hedef arkadaşlar. Bakalım ne zaman ulaşacağız. Yani şu an aylık ortalama 15 bin abone geldiğini hesap edersek artık siz hesaplayın. Tabi belli olmaz. Yarın öbür gün patlarız gideriz. Orasını Allah bilir. Yani şu an için ilk hedef şu an 200 bin. Tamamladık. Şimdi 500 bin. En sevdiğin YouTuber. Gençler, şimdi çok klasik olacaklar. Herkesin söylediği bir YouTuber olacaklar. Ben Barış Özcan'ı çok seviyorum ve severek takip ediyorum arkadaşlar. Barış Özcan adamdır. Yani Barış Özcan, Ruhi Çenet, bu tarz içerikler üret kanallar gerçekten çok seviyorum. Çok da ilgimi çekiyor. Ha, oyun kanalları diyecek olursan, oyun kanallarından gençler ben izliyorum ya. PUBG kanallarını izliyorum. Ondan sonra diğer Clash YouTuber'larının Clash videolarını izliyorum. Ne tür videolar atıyorlar, nasıl çekiyorlar gibisinden. Yabancıları izliyorum mesela. Hani şu an sorduğunuz zaman aklıma gelmiyor ama en sevdiğini derseniz de Barış Özcan. Soru. Bu çok güzel bir soru. Neden ev vlogu yapmıyorsun ya da oda vlogu yapıyorsun? Gençler, ev vlogu yapmamamın sebebi aile evinde yaşadığım için arkadaşlar. Yani o yüzden hani gidip de ailemin odalarını çekemem, kardeşlerim odalarını çekemem. Hoş olmaz. Kendim sadece bireysel yaşadığım bir ev olsaydı hadi neyse olabilirdi. Ev video çekebilirdim ama hani aile evinde yaşadığım için bu uygun olmayacağından dolayı maalesef oda video yapmak durumunda kaldım. Ki zaten gördüğünüz oda sade bir oda. Bir laptop, iki ışık, bir arka plan, bir kamera. Bu kadar. Abi, ikinci kanal açmayı düşünüyor musun ya veya başka bir oyun kanalı? Gençler, ikinci kanal çok düşündüm. Ha, vardı şu an hani 2000 abonesi falan var. Ahmetcan Şimşek adında bir kanal. Yani neler çeksem diye böyle çok düşünüyorum. Hala da düşünüyorum. Varsa önerileriniz yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yani diyorum ya, Clash Royale çeksem mi acaba, ya da ne bileyim, birçok kişi ikinci kanallarına Minecraft attı ama Minecraft atmak istemiyorum. Tabi sizler arkadaşlar, istekleriniz daha çok önemli. Bunu yorumlar kısmına yazın. Belki bir güzel bir fikir gelir de o yönden ilerleriz. Bilgisayar sistemin nedir? Gençler, aslında YouTube bunun üzerine bir video attım. YouTube Clash Tuber bilgisayar sistemi yazarsan, neydi lan? Yeni oyuncu bilgisayarım diye yazarsanız, yanına da bir de Clash Tuber yazarsanız kesin çıkar video arkadaşlar. Çıkmasa bile hani açıklamalar kısmına koyarım. Bilgisayarım GL75-9S modeli arkadaşlar. Zaten sorular burada arkadaşlar. Görüyorsunuz i7 9. nesil var. RTX 2060 silinmiş gerçi. RTX 2060 var. Ve arkadaşlar burada GL75-9S var. 17.3 inç bir ekranı var dostlar. Yetiyor bana. Teknik özelliklerini de açıklamalar kısmına yazarım dostlarım. Yani gidip bakarsanız bilgisayarım gerçekten iyi bir bilgisayar. Yani i7 9. nesil ve RTX 2060 bir ekran kartı var. Yani gerçekten ideal ve işimi çok rahat bir şekilde gördüğüm bir bilgisayar. Ve birçok kişi neden hani bunu soracaktır. Neden masaüstü değil de laptop aldın? Gençler, okula gidip geldiğim için yanımda gidip de kasayı, monitörü gidip onu bunu taşıyamazdım. Bu sebepten dolayı hepsinin birleşmiş olduğu bir oyuncu bilgisayar almak durumunda kaldım. Gençler,
bilgisayar, masaüstü mü, laptop mu? İhtiyacınız hangisine varsa o. Bunu söyleyeyim yani. Gidip yok şu ondan daha iyi, yok bu ondan daha kötü gibisinden şeylere girmeyin. Hangisi sizin işinize yarıyorsa. Çünkü masaüstü bilgisayarcılar laptopçuları dövüyor da, o yüzden öyle bir şey yok. Benim şu an laptopum birçok masaüstünü tokatlıyor arkadaşlar. Yani o yüzden çok kasmayın. Farklı oyun içerikleri atmayı düşünüyor musun? Aslında bu ilk soruyla birazcık aynı soru arkadaşlar. Dediğim gibi neden olmasın? Bak bu çok güzel bir soru. Yaptığın içerikleri özgün ve kaliteli olduğunu düşünüyor musun? Gençler ben hani şimdi düşünüyorum desem yalan olur, düşünmüyorum desem yalan olur. Çünkü arkadaşlar hani hepsi ilham. Yani bir başkası çekiyor, aa çok güzelmiş deyip ilham alıp siz kendi kanalınıza uyarlayabiliyorsunuz. Bunu tek ben yapmıyorum. Birçok YouTuber bunu yapıyor. Hatta çalıyorsun gibi ibareler kullanıyorlar. Gençler birçok yabancıdan görüyorum mesela. İçeriği çok güzelmiş. Mesela bu troll düzenler. İçeriği çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Aynısını Türkçe versiyonu kendi YouTube kanalıma çektim, attım ve beğenildi. Mesela beğenildiğini düşündüğüm yabancı içerikleri Türkçe'ye uyarlayıp kanalıma atıyorum arkadaşlar. Buna özgünlük denir mi? Bence denmez ama kendi özgün içeriklerim de var arkadaşlar. Tecrübelerimden yola çıkaraktan çekmiş olduğum Clash of Clans videoları tamamen kendi özgün videolarım. Artık buna siz karar verirsiniz. Özgün içerikler çekiyor muyum, çekmiyor muyum? Şahsen özgün ve kaliteli olduğunu düşünüyorum. Abi YouTube'a ne amaçla başladın? Güzel bir soru ve ince bir soru arkadaşlar. Şimdi birçok kişi para kazanma vesaire diyecektir ki zaten öyle. Şu an YouTube'un %99'u para kazanma amaçlı giriyor. İlk ama ben 14 yaşında başladığım zaman arkadaşlar bir hobi, bir hevesti. Bunu söyleyeyim, 14 yaşında falan başladım. Bir hobi, bir hevesle başladığım için bu böyle büyüdü gitti. Şu an tabii para da kazanıyorum. Oraya da geleceğiz, merak etmeyin. Sence Clash of Clans oyuncularının azalmasının sebebi ne? Güzel bir soru arkadaşlar. Bunu da soran arkadaş, keşke soran arkadaşların da isimlerini alsaydım. Ancak arkadaşlar bir sürü 600 tane olduğu için hangisinin nerede sorduğunu görmüyordum. Göz ucuyla baktım, aa bak güzel soru deyip bunu kopyalıyordum. O yüzden böyle kendim hazırladım. Hatta bunlar sizin yazdıklarınız. Ben bunları kesip kopyaladım arkadaşlar. Clash of Clans oyuncuların azalma sebebi arkadaşlar, azalmadı aslında. Gerçekten azalmadı. Sadece YouTube'da biraz popülaritesi düştü ki son zamanda yine arttı arkadaşlar. Çünkü Laz olsun, ondan sonra diğer YouTuber'lar olsun vesaire, herkes yine çekmeye başladı. Çekince de yine popülaritesi arttı arkadaşlar. Yani tamamen YouTuber'ların elinde olan bir şey. Buna gidip örnek vereyim, milyonluk 3-5 kanal daha çekerse PUBG'yi geçecek yani, öyle söyleyeyim. Ama oyuncusu hala var arkadaşlar. Hele hele Avrupa'da, Amerika'da vesaire deli gibi hala oynanıyor bu oyun. Ve Türkiye'de de oynanıyor arkadaşlar, onu da belirteyim. Diyerekten diğer sorumuza geçelim. Oyuna yeni başlayanlar için tavsiyen nelerdir? Gençler, oyuna yeni başlıyorsanız ya da yeniden başlamayı düşünüyorsanız ilk etapta elmaslarınızı sakın ama sakın, bakın bir elmas bile harcamıyorsunuz ve birazcık daha köy binası 5-6'ya kadar çıktığınız zaman gelen büyülü öğeleri vesaire satıyorsunuz, elmasa çeviriyorsunuz. İlk hedefiniz 5 inşaatçı almak olsun arkadaşlar. Oyuna yeni başlayanlar için tavsiyem bu. Niye Clash of Clans? Gençler, 14 yaşında ilk oynadığım oyun Clash of Clans'tı ve gerçekten severek oynuyordum. Deli gibi oynuyordum. Bu sebepten dolayı Clash of Clans içerikleri üretmek istedim ve hala da üretiyorum ve hala da severek oynuyorum dostlar. Çalışıyor musun? YouTube dışında herhangi bir işim yok arkadaşlar şu an için. Daha öğrenciyim. Hangi model telefon kullanıyorsun? Arkadaşlar Xiaomi'nin Note 10 Pro versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar. Note 10 Pro, yani gidip internetten araştırıp bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir telefon. Hani tavsiye de edebilirim. Hele hele kamerası mükemmel ki YouTube videolarımın kamerasını telefondan çekiyorum. Abi ne kadar kazanıyorsun? En çok sorulan sorulardan bir tanesi bu arkadaşlar. Şimdi size vereceğim bir formül var. Bu vereceğim formülle tüm YouTuber'ların gelirlerini hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta formül şu. Bunu zaten Google kendi Google AdSense yardım destek bölümünde paylaşmış. 1000 gösteri başına gelirden hesaplıyorsunuz arkadaşlar. Formülü burada. Tahmini kazanç bölü sayfa görüntülenme sayısı çarpı 1000. Nasıl mı oluyor? Şimdi bunu anlamamış olabilirsiniz. Örnek de kendisi vermiş ama size ben vereceğim örnek daha basit. 1 milyon izlenmeden yola çıkaraktan gidelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu da belirteyim. YouTube'da kategorilere göre para kazanmayı da değişiyor. Oyun kategorisi en az para kazanan kanal arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ilk etapta. Yani PUBG kanalları, ondan sonra Clash of Clans kanalları, Clash Royale kanalları, Minecraft kanalları vesaire, bunları hesaplayabilirsiniz vereceğim formülle. Şimdi 1 milyon izlenmeden yola çıkaraktan söylüyorum. 1 milyon izlenme bölü 1000 arkadaşlar. 1 milyonu 1000'e bölüyorsunuz. 0.30 ile 0.40 ile çarpıyorsunuz. O aralık arkadaşlar o YouTuber'ın kazandığı para. Hemen hesap makinesini alalım arkadaşlar. 1 milyon bölü 1000 çarpı arkadaşlar 0.30. Bunu dolar arkadaşlar, 0.30 dolar.
hemen 300 dolar arkadaşlar. Yani 300 dolar ile 400 dolar arası bir gelir alıyorlar 1 milyon izlenme arkadaşlar. Bakın 1 milyon izlenme. Social Blade'den gidip YouTuber'ların o ay ne kadar izlenme aldığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum, 10 milyon izlenen bir YouTube kanalı ne kadar kazanır? Hemen 10 milyon bölü 1000 arkadaşlar çarpı 0.35, ikisinin arasından bir rakam söylüyorum. Yani 3500 dolar kazanıyor arkadaşlar. Bunu da artık çarpı 8.5 mu yaparsınız, 8.30 mu yaparsınız, o anki dolar kuru neyse, çünkü günlük dolar kuruyla hesaplanıyor. 30.000 lira, yani 10 milyon izlenmeye 30.000 lira gibi para kazanıyorlar. Bu vergisiz hali ama bakın, vergileri çıkartınca daha da düşüyor. Dediğim gibi Social Blade'den gidip bu formülü uygulayıp YouTuber'ların ne kadar kazandığını görebilirsiniz. Oyuna günlük kaç saat ayırıyorsun? Gençler, oyuna günlük yaklaşık 1.5-2 saat ayırıyorum. Çünkü diğer hesaplarım var. Tek bir hesabım olsa herhalde günlük 15-20 dakika ayırsam bile yetiyor arkadaşlar. Ama diğer hesaplarım olduğu için 1.5 saati falan bulabiliyor. Bazen çekimlerim 2-3 saati buluyor arkadaşlar. Çekimleri vesaire sayarsanız daha da artıyor. Ortalama 1.5-2 saat. Evcil hayvanım var mı? Şu an evcil hayvanım yok arkadaşlar. Ancak hani çevremden, arkadaşlarımdan, eş dosttan, herkesin kedisi olduğu için evcil hayvanını beslenmeye gerek duymuyorum. Onları seviyorum. Yeterli arkadaşlar. Zaten sitemizin bir sürü kedisi var. Hangisini sevsem, hangisini sevmesem, yani bir sürü var arkadaşlar. Hani evde beslediğim yok. Hangi takımlısın? Gençler, gerçekten ben takım tutmuyorum. Hiçbir şekilde hiçbir takımın fanatiği değilim. Hani Avrupa'da hangi takım temsil ediyorsa onu tutuyorum. YouTube'a nasıl başladın? Başlama hevesti arkadaşlar, dediğim gibi, ama bu hevesi bana kuzenim aşıladı arkadaşlar. Bak, YouTube'da böyle böyle izlenmeler alıp ünlü olabilirsin vesaire. Bak, sonra para da kazanabilirsin gibisinden girdik. Bu şekilde başladım. Ben tamamen bir hevesti. Birisi demiş ki nasılsın? İyi misin? Mutlu musun? Kimse bu soruyu sormamış. Gençler, çok teşekkür ederim. Bu son zamanlarda ilginizden, desteğinizden, like'ların durumundan, bunları görünce motivasyonum daha çok artıyor ve daha çok mutlu oluyorum. Bu aralar mutluyum. Sıkıntı yok ama sonra ne olur bilemeyiz. Abi, neden hiç canlı yayın açmıyorsun? Gençler, YouTube canlı yayın platformu değil. Video izleme platformu olduğu için maalesef canlı yayın açmayayım. Ama bu sebepten dolayı açmadığım için diğer yayın platformları var. Twitch, NonoLive, Nimo TV. Nimo TV'de bir süre yayın açtım arkadaşlar, ancak gitmiyor. Gerçekten yayın işi çok zor arkadaşlar. Cidden çok zor. Bir de hele arkanızda milyonluk kanallar desteği yoksa, yani örnek vereyim, Mezarcı kimi destekliyor? Mesela Doğu zamanında çok destekledi. Gazi destekledi. Şeyi destekledi. Mesela Laz kimi destekliyor? Dediği zamanında Garloş'u destekledi, Berat Ali'yi destekledi. Bu şekilde arkadaşlar, arkanızda milyonluk kanal yoksa yayın yapma işiniz biraz zor. Çünkü onun izleyicileri desteğe gelmesi gerekiyor ki izlenme süreniz biraz artsın. Hani gidip sadece 100 bin bir abonelik kanalın tek başına gidip 8 bin saat, 10 bin saat doldurması zor. Manita ile video ne zaman gelecek? Gençler, ne zaman oyunu öğrenirse o zaman gelir yani, neden olmasın? Güzel olur aslında ha. Anladınız siz. Clash Tuber'in anlamı ne? Birçok kişi bunu bilmiyor arkadaşlar. Clash Tuber'in anlamı Clash of Clans'ın Clash'ını aldım. Bir de YouTuber. YouTuber'ın arkadaşlar, yani yaptığım mesleğin YouTuber'ini aldım. Clash Tuber. Aslında çok mükemmel bir içerik ismi, kanal ismi. Konuşamadım. Çok mükemmel bir kanal ismi arkadaşlar. Ama hani birçok kişi anlamını maalesef bilmiyor. Hani Clash'ın Clash'ı, YouTuber'ın Tuber'ı Clash Tuber. Dadan. Umarım videomu beğenerek izlemişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.